yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle daha önce hiç tecrübe edinmediğim bambaşka bir projeyi paylaşacağım. Gökhan Tıknazoğlu ile birlikte Japon bir akvaristin çalışmalarından esinlenerek farklı bir proje gerçekleştirmeye karar verdik. Sanırım bu projeye Şelaleli Teraryum veya Vivarium ismini vermek yanlış olmaz. En nihayetinde ortaya bu güzel ve seyir zevki oldukça yüksek çalışma çıktı. Videoya geçmeden önce en yeni ve kaliteli içerikleri kaçırmamak adına kanala abone olup abone ol butonunun yanındaki zil seçeneğini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Şimdi bu çalışmanın adım adım kurulum aşamalarına geçelim. Keyifli seyirler. Hazırlık sürecinde projede kullanmayı öngördüğümüz bitkiler için ufak çaplı bir alışveriş yaptık ve birbirinden güzel bitkiler seçtik. Yerleştirdikten sonra karasal ve sucul alanların sınırlarını kabaca belirlemek adına zemini göz kararı işaretliyoruz. Zeminin işaretlenmesiyle oluşturacağımız iskelet malzemenin ölçüleri de belli oluyor. İskelet oluşturmak için daha çok reklamcıların kullandığı Dakota malzeme tercih ettik ve şimdi ihtiyacımız olan ölçülerde kesiyoruz. Parçalarla birlikte aktif su geçişi olmasını istediğimiz alanları orta kısımları boş olacak şekilde keserek sineklik tel uygulaması yapıyoruz. İskelet ve tasarım alanının tüm parçalarını kesip hazırladıktan sonra kaya kaplama işlemine başlıyoruz. Kaya malzemesi olarak Dragonstone kayaları tercih ettik. Dragonstone biraz pahalı bir materyal olsa da rengi, dokusu ve estetik görünüşüyle fiyatını hak eder nitelikte. Kayaları hazırladığımız Dakota levhaların üzerine akvaryum silikonu yardımıyla yapıştırmaya başlıyoruz. Silikonunu tercih etmek, silikonun uzun vadeli salınım yapmamasından dolayı ileriki aşamalarda sucul alanda yaşayacak balık ve benzeri gibi canlıların sağlığı için oldukça önemli bir husus. Ağırlıktan dolayı bazı levhaların kaplamasını çalışma sehpasında yapacak, bazılarını ise levhaları akvaryuma silikonladıktan sonra yerinde yapacağız. Thank you.
bir dekota levha montajı ve kaya kaplama çalışmasının ardından karşımıza böylesine bir hardscape çıkıyor. Hardscape'in tamamlanmasıyla bitkisel ve diğer dekoratif alanların oluşturulmasına başlamadan önce şelalenin ihtiyaç duyduğu suyun devir daimini sağlamak amacıyla tankın arka köşesine bir kafa motoru yerleştirip kafa motorundan çıkan suyu ufak bir boru yardımıyla şelaleye veriyoruz. Ekipman yerleşiminin ardından bitkisel uygulama yapacağımız alanın alt kısmına peyzaj sektöründe curuf diye de isimlendirilen lav taşlarını dolduruyoruz. Lav taşları bir yandan bitkisel alanlara zemin oluştururken bir yandan da üzerinde barındırdığı gözeneklerde oluşan yararlı bakteriler vesilesiyle şelaleden dökülüp tekrar rotasyon için kafa motoruna giden suyu filtre etme görevini üstlenecek. Zemin alanlarını lav taşıyla doldurduktan sonra bitkilerin zemin malzemesinin sucul alana geçişini minimuma indirmek için dikim ve dekorasyon alanının altını elyafla kaplamaya başlıyoruz. Şimdi sıra özel karışım bitki toprağıyla bitkisel tasarım ve uygulamaya geçiyor. Bitkisel uygulamanın ardından boş kalan alanlara estetik görünmesi için ufaltılmış çam kabuğu seriyoruz. Müzik
olarak sucul alanın alt zemine dragonstone'larla da uyum sağlayacak krem renkli kuvars kum koyuyoruz. İşleminin ardından geriye sadece su doldurma ve sistemi aktif hale getirme işlemi kalıyor. Bakteri döngüsünün oluşmasından sonra ön kısımda bulunan sucul alana, ember tetra, raspora ve benzeri gibi ufak tetra türleriyle bir hareket kazandıracağız. Tahmin ediyorum ki proje bu minik sürü balıklarıyla çok daha izlemesi keyifli bir hale gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup abone ol butonunun yanındaki zil seçeneğini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Sonraki projelerde görüşmek üzere, hoşça kalın.